Merhabalar, yakıtlar konusuyla yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu videomuzda arkadaşlar yakıtlar, yenilenebilir, yenilenmez enerji kaynakları, bursluluk soru çözümleriyle yine birlikteyiz. Arkadaşlar bulunduğumuz ortamın ısıtılması, soba, kalorifer gibi araçlarla gerçekleşmekte. Peki bu araçların ısı vermesi bazı yakıt maddeleriyle sağlanır. Yanma özelliğine sahip çevresine ısı veren maddelere ne diyoruz? Yakıt diyoruz arkadaşlar. Bazı yakıtlar doğal olarak bazıları işlenerek kullanılabilir. Lignit, kömürü, doğal olarak petrol ise işlenerek kullanılır. Yakıtlardan sağlanan enerji, ısıtma, aydınlatma ve bazen de nesneleri hareket ettirme amacıyla kullanılır arkadaşlar. Yakıtlar depolanmış enerji kaynaklarıdır arkadaşlar. Unutmayalım. Yakıtların hepsinde depolanmış enerji kaynakları var. Bu enerji kaynaklarını biz yakarak açığa çıkıyoruz. Bir de yakıtların yakınabilmesi için kesinlikle oksijen gazına ihtiyaç vardır arkadaşlar. Oksijen gazı olmadan yakıtlar yakılamaz. Burada odunun yanması sobada, aynı şekilde kömürün veya doğal gazla ısınma, aynı şekilde yemeklerin pişirilmesi için gaz kullanma yine yakıtlardır. Bütün enerjilerin asıl kaynağı güneştir arkadaşlar. Bitkiler güneş enerjisini kullanarak besin üretirler. Ürettikleri besinleri enerjilerinde depolarıdır. Enerji besin zinciriyle diğer canlılara aktarılır. Bitki ve hayvanlar öldüklerinde kalıntıları zamanla toprak altında kalır. Toprak altında ezilerek zamanla değişime uğrar. Burası çok önemli. Petrol, kömür, doğalgaz, enerji kaynakları bu şekilde oluşur. Canlı kalıntılarının toprak altında değişime uğramasıyla oluşan yakıtlara fosil yakıtlar denir arkadaşlar. Her zaman önünüze çıkacaktır fosil yakıtlar. Canlı kalıntılarının toprak altında değişime uğramasıyla oluşan yakıtlara fosil yakıtlar diyoruz. Bunlar petrol, doğalgaz, kömür, fosil yakıtlara örnektir. Arkadaşlar burada gaz yakıt LPG, kömür yakıtı buluyorsunuz. Katı, benzin ise sıvı. Bakın, gaz, katı ve sıvı yakıtlara örnek. Kömür en yaygın kullanılan fosil yakıttır. Petrolün 50 yıl içerisinde tamamen tükenmesi beklenmektedir arkadaşlar. Ülkemiz fosil yakıt kaynakları ve üretimi çok sınırlıdır. Ülkemizde kullanılan kömür, petrol ve doğalgazın %90'ından fazlası başka ülkelerden satın alınmaktadır arkadaşlar. Yakıt çeşit katı yakıtlar, sıvı yakıtlar ve gaz yakıtlar olmak üzere 3 çeşittir. Katı yakıtlarla başlayalım. Katı yakıtlar odun ve maden kömürüdür. Yakacak olarak kullanılan odun ağaçtan elde edilir. Odunun yanmasıyla oluşan enerji düşüktür. Lignit, taş kömürü, kok kömürü, antrasit gibi katı yakıtlar daha fazla enerji verirler arkadaşlar. Bunlar yer altından çıkarılırlar. Kömür yer altında ne kadar uzun süre kalırsa ısı değeri o kadar artar. Antrasit en uzun sürede oluşmuş, verdiği ısı bakımından en değerli olan kömürdür arkadaşlar. Sıvı yakıtlar petrol ve petrolün rafine edilmesiyle elde edilen sıvı yakıtlara örnek verilebilir. Petrol yer altından çıkarılarak rafine edilir arkadaşlar. Türkiye'de rafine fabrikalarımız vardır. Petrol işlenerek benzin, mazot, dizel de denilir arkadaşlar. Gaz yağı, fuel oil elde edilir. Sıvı yakıtların kullanım alanları farklıdır. Gaz yağı ve fuel oil kalorifer sistemlerinde ısınma amaçları kullanılır. Benzin ve mazot kara deniz taşımacılığında kullanılır. Sıvı yakıtlar katılara göre daha çabuk yanar, daha az atık bırakır. Bu yüzden daha çok tercih edilir arkadaşlar. Motorin bir sıvı yakıttır. Yani dizel arkadaşlar. Diğer halk deyimiyle mazot. Gaz yakıtlar gaz sıkıştırılabilir yakıttır arkadaşlar. Gaz yakıtlar sıvılaştırılmış petrol gazları, LPG, doğal gaz ve hava gazı gibi yakıtlardır. Doğal gaz yandığında diğer yakıtlarda gibi katı atık bırakmaz arkadaşlar. Sadece gaz atık bırakır. Bu nedenle en temiz yakıt olarak kabul edilir. Ülkemizde doğal gaz yakıtları fazla olmadığından doğal gaz komşu ülkelerden borularla üretim yerlerine uğraştırılır. Hava gazı taş kömürünün kuru olarak ısıtılmasıyla oluşan bir gazdır. Günümüzde kullanımı yaygın değildir arkadaşlar. Petrol, hayvan ve bitkilerin deniz ve göllerde fosilleşmesiyle oluşur. Bu nedenle petrol, kömür ve doğal gaz gibi yakıtlara fosil yakıtlar denir arkadaşlar. Burayı unutmuyoruz. Petrol, kömür, doğal gaz gibi yakıtlara fosil yakıtlar diyoruz. Doğal gaz yerin derinliklerinden çıkarılır arkadaşlar. Bir soruyla devam edelim. Yukarıdaki araçların çalışması için gerekli yakıtların fiziksel hali aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Arkadaşlar kömür katı, burada benzin kullanılır sıvı, burada gaz kullanılır gaz. O halde katı, sıvı, gaz hangi şıkta var?
B şıkkında var. Cevabımız B şıkkı olacak. Yenilenebilir ya yenilenemez enerji kaynakları. Arkadaşlar bu yenilenebilir yenilenemez enerji kaynakları her zaman sorulan bir sorudur. Geçen yıl Bursuk'la da çıktı. Her yıl geliyor. Sürekli kullandıkları halde tükenmeyen enerji kaynaklarına yenilenebilir enerji kaynakları denir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı çevreye zarar vermez. Çevre dostudur. Unutmuyoruz. Fosil yakıtlar kullanıldıklarında yenilenebilmeleri milyonlarca yıl sürdükleri için bu yakıtlara yenilenemez enerji kaynakları denir. Arkadaşlar fosil yakıtlar yenilenemez. Bunu unutmuyoruz. Şurada yenilenebilir enerji kaynaklarına baktığımızda biyokütle yani canlılardan elde edilen yakıt, hidroelektrik, sudan, rüzgar, jeotermal, yerin derinliklerinden çıkarılan sıcak su arkadaşlar ve en büyük enerji kaynağımız güneş yenilenebilir enerji kaynağıdır. Yenilenemez enerji kaynaklarımız petrol, doğal gaz, nükleer santral ve kömür yenilenemez enerji kaynaklarına girer arkadaşlar. Yenilenemez enerji kaynakları fosil yakıtlar, burası önemli ve nükleer enerjilerini sağladığı radyoaktif elementlerden yenilenemez enerji kaynaklarıdır arkadaşlar. Yenilenemez yani yandı mı biter tekrar oradan yenileyemeyiz. Kömür, petrol, doğal gaz fosil yakıtlardır. Aşırı kullanıldığı için yeraltı rezervleri hızla azalmaktadır. Bu yakıtların oluşumu çok uzun yıllar yer almaktadır. Bu nedenle yenilenemez enerji kaynakları olarak adlandırılırlar arkadaşlar. Kömür, termik santrallerde elektrik enerjisi elde etmek amacıyla kullanılır arkadaşlar. Kömürün sadece sobalarda değil termik santrallerde enerji elde etmek için de kullanılır. Fosil yakıtların kullanımı çevre ve insan sağlığına etkisi. Arkadaşlar fosil yakıtları çevre ve insan sağlığına olumsuz etki eder. Bu yakıtların kullanımı sonucu dönüşümü zor atık ürünlerin oluştuğu için çevre kirliliğine neden olur. Fosil yakıtların oluşturduğu çevre kirliliği, küresel ısınma, bunu her zaman sorarlar. Sera etkisi, asit yağmurlarına neden olur. İnsanlarda da deri ve solunum yolları hastalıklarına neden olduğu için arkadaşlar insanları olumsuz yönde etkiler. Yenilenebilir enerji kaynakları devamlı kullanıldığında zamanla tükenmeyen enerji kaynaklarıdır arkadaşlar. Çevre için zararlı değildir arkadaşlar. Burası önemli. İnsan sağlığına zarar vermez. Bu nedenle bu enerji kaynaklarının kullanımının artırılması gerekir. Rüzgar, güneş, hidroelektrik yani hidro su demek arkadaşlar. Jeo yer altında çıkarılan termal sıcak su demek. Ve biyokütle canlılardan elde edilen enerji arkadaşlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. En önemlisi güneş arkadaşlar. Güneş enerjisi sürekli ve yenilenebilir bir enerji kaynaklarıdır. Kullanımı sonucunda çevreye zarar vermediği için fosil yakıtların çevreye verdiği zararı azaltmak için kullanılabilecek bir enerji kaynağıdır. Bakın burada güneş enerjisinden elektrik elde etmesi ve su ısıtmalarında kullanırız arkadaşlar. Yine hidroelektrik enerjisi arkadaşlar. Burada görüyorsunuz hidroelektrik santralinden elektrik elde ediliyor. Suyun gücünden arkadaşlar. Suyun hareketinden yararlanılarak elektrik enerjisi üretimini sağlar. Rüzgar yine rüzgarın gücüyle arkadaşlar elektrik elde etme. Rüzgarın hareket enerjisinden günümüzde rüzgar jeneratörleri ile elektrik enerjisi üretmek için yararlanılır. Bir rüzgar jeneratörü bir evin, bir okulun hatta bir köyün elektrik enerjisini karşılayabilir. Yine jeotermal arkadaşlar. Jeo yer demek yerden çıkarılan sıcak su. Bakın şurada da görüyorsunuz yerden fışkırıyor. Jeotermal enerji yer altında bulunan sıcak sudan ya da buharından yararlanılarak elde edilir arkadaşlar. Yine elektrik ve ısınmada kullanılır. Biyokütle bitkiler tarafından üretilen organik maddelerin kütlesine biyokütle olarak ifade edilir. Odun, tarımsal atıklar, canlı atıkları ve çöpler biyokütle olarak adlandırılır. Bitkilerden, modern yöntemlerden biyodizel ve biyoetanol elde edilir. Oluşturulan bu yakıtlar kullanılarak elektrik enerjisi elde ediliyor arkadaşlar. Biyokütleden metan gazı yani biyogaz, metan gazı da oluşturularak ısınma amacıyla kullanılıyor arkadaşlar. Bu şekilde bakabilirsiniz. Hemen 2019 Bursuluk'ta çıkan sınavı çözelim. Buna göre bu yerleşim yerinde aşağıdakilerden enerji kaynaklarından hangisi kullanılmamıştır diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Isınma için evlerde doğal gaz ile çalışan kalorifer doğal gaz neydi arkadaşlar? Fosil yakıttı. B kullanılmış. Siliyoruz. Sıcak su için çatılarda kurulan güneş panelleri, güneş enerjisi hemen C'yi siliyoruz arkadaşlar. Elektrik üretimi için bitkisel ve hayvansal atıklar. Bunlar neydi? Biyokütleydi arkadaşlar. D'yi siliyoruz. Jeotermal yani yerden çıkarılan su bahsedilmemiştir, kullanılmamıştır. Cevabımız A şıkkıdır.
Yakıtların çevreye etkisi. Arkadaşlar, fosil yakıtların yanması sonucu atmosfere salınan bazı zararlı gazlar asit yağmurlarına neden olur. Arkadaşlar, karbondioksit, azot dioksit, kükürt dioksit gazları fabrikalardan, evlerden, arabalardan çıkıp ne yapıyor? Gökyüzünde su buharıyla birleşip neyi oluşturuyor? Asit yağmurunu oluşturuyor. Arkadaşlar, karbondioksit, kükürt dioksit, azot dioksiti biz ne kadar çevreye, havaya fazla salarsak o kadar fazla asit yağmuru oluşur. Asit yağmurları bitki örtüsüne ve canlılara zarar verir. Fosil yakıtların yanması sonucu atmosferde salınan karbondioksit gazı sera etkisine neden olarak küresel ısınmaya da neden olur. Arkadaşlar, küresel ısınmaya da en fazla bu gazlar etki ediyor. Küresel ısınma, su kaynaklarının kuruması, buzulların erimesi, çiçeklerin erken açması, bitkilerin zamansız meyve vermesi, sel, çığ gibi olayların artmasına, fırtına ve kasırga gibi olayların görülmesine neden olur. Sera etkisi ve küresel ısınma, küresel iklim değişikliğine neden oluyor arkadaşlar. Bu nedenle biz fosil yakıtların yakımını azaltmalıyız veya fabrika bacalarına filtre taktırmalıyız. Odun, kömür gibi maddelerin yanmasıyla soba zehirlenmesi meydana gelebilir arkadaşlar. En fazla kömürler arkadaşlar. Yakıtların yanması sonucu zehirli bir gaz olan karbonmonoksit gazı arkadaşlar. Karbonmonoksit gazı solunduğunda kısa bir süre sonra kana karışarak dokulara giden oksijeni azaltır. Aşırı yorgunluk, dalgınlık, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, çarpıntı, kulak çınlası gibi bazen de kas krampları gibi sorunlara neden olur. Doğal gaz ve soba zehirlenmelerine de her yıl yüzlerce insan hayatını kaybetmektedir arkadaşlar. Haberlerde de çok duyarız, hemen soba zehirlenmesiyle yaşamına son verildi, yaşamı sona erdi gibi haberler duyarız. Karbonmonoksit gazı renksiz, kokusuz, tatsız, yanıcı ve zehirli bir gazdır arkadaşlar. Onu göremediğimiz için etkisiyle görebiliyoruz. Oksijeni etkisiz hale getireceği için insanları öldürüyor arkadaşlar. Soba ve bacalarla ilgili alınması gereken tedbirler. Arkadaşlar, bu karbonmonoksit zehirlenmesine karşın tedbir almalıyız. Hemen hangi tedbirleri almamıza bakalım. Kullanılan ısıtma cihazının kaliteli belgesinin sahip olup kontrol edilmeli. Sobalar aşırı doldurulmadan yakılmalı. Yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalı. Soba borularının birbiriyle birleştirilmesinde hava ve baca gazı sızdırmazlığı sağlanmalı arkadaşlar. Sobanın bulunduğu yer sürekli havalandırılmalı. Dumanın geri tepmesini engellemek için bacanın üst noktasında, çatının en üst noktasında 1 metre yüksekliğinde olması sağlanmalı. Yılda 2 kez bacalar temizlenmeli. Kaliteli kömür kullanılmalı. Lodoslu ve fırtınalı havalarda kombi ve soba yakılmamalı. Kömür sobası her zaman üstten yakılmalı. Doğal gaz kaçağı ihtimaline karşı alarm dedektörü kullanılmalı arkadaşlar. Bunları ihmal etmememiz gerekiyor. Cenk yenilenebilir enerji kaynaklarını gösteren yandaki tabloyu hazırlıyor. Buna göre Cenk kaç tanesinde hata yapmıştır? Arkadaşlar, kömür yenilenemez. Hidroelektrik yenilenebilir, nükleer yenilenemez, jeotermal yenilenebilir, güneş yenilenebilir, rüzgar yenilenebilir. Kaç tane de hata yapmış? 2 tane. Cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Soba ve doğalgaz zehirlenmeleri sonucunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir diyor arkadaşlar. Zehirlenen kişi bulunduğu ortamın hemen çıkartılmalı, doğru. 112 acil yardım, doğru. Solunumu yoksa zehirlenen kişiye suni teneffüs yapılmalı, doğru. Zehirlenen kişinin bulunduğu ortamda açık bulunan pencereler varsa hemen kapatılmalı. Tam tersi, hemen açılmalı arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olacak. Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi yenilenemez enerji kaynaklarındandır? Jeotermal yenilenebilir, rüzgar yenilenebilir, güneş yenilenebilir, kömür yenilenemez, lignit yenilenemez. Cevabımız C şıkkı olacak. Aşağıdaki fosil yakıtlardan hangisi yakıldığında diğerlerine göre daha az karbondioksit gazı oluşturur? Mazot, taş kömürü, odun fazla, doğal gaz en az karbondioksit gazı üretir. Cevabımız B şıkkı. Buna göre hangi şehirlerde fosil yakıtların daha çok kullanıldığı söylenebilir? Arkadaşlar, baktığımız zaman karbondioksit en fazla hangisinde? M'de. Demek ki en fazla fosil yakıt nerede yakılmış? M şehrinde yakılmış. Cevabımız C şıkkı. Küresel ısınmada aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi daha az etkilidir? Arkadaşlar, küresel ısınma hava kirliliğine bağlı olarak atmosferdeki CO2 yani karbondioksit ve sıvıyı tutan diğer gazlar miktarında artış atmosferin dünyamızın sıcaklığının arttırmasına sebep olur. Buna küresel ısınma denir. Arkadaşlar, kömür, petrol, doğal gaz fosil yakıt olduğu için küresel ısınmaya neden olurken rüzgar yenilenebilir ve çevre dostu bir enerji kaynağı olduğu için cevabımız
C şıkkı en az etkili olan C şıkkıdır. Yukarıdaki yakıt türlerinden sıvı yakıtlara örnektir diyor. Arkadaşlar 2 floy sıvı, mazot sıvı. O halde 2, 4, 6 cevabımız B şıkkı. Burada odun, LPG, gaz, kömür katı olduğu için 2, 4, 6 cevabımız B şıkkı olacak. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.